Herkese merhabalar arkadaşlar. Beşiktaş kariyerinin yeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz ve kendi evimizde Almeyra ile oynayacağımız FA Cup 1. tur maçıyla bu bölüme başlıyoruz. Takımımız hazır, takımı bildir dedik. Almeyra bize göre biraz daha kolay bir rakip ama son 2 maçta çok kötü bir savunma performansı gösterdik biliyorsunuz. Ben umarım bu maçta öyle hatalar yapmayacağımızı düşünüyorum ve umut ediyorum diyeyim. 2 maçta 9 gol yedik. Her ne kadar 5 gol de atsak 2 maçta 9 gol yemek çok sıkıntılı. Bu arada Pepe iyi bir top kaptı. Babel, umarım Babel şu formda günlerine geri döner. Podence çizgiye indi. İçeride 86 kişiyiz. Talisca bu maça da golle başlıyor. Son 3 maçtır boş geçmiyor. Hava toplarındaki hakimiyeti biliyorsunuz bir golcünün her zaman olması gereken bir özelliği diye düşünüyorum ben ama %100'lük bir hava hakimiyeti değil ama Talisca o yönden çok zor bulunacak bir adam. Oğuzhan, Babel. Gelişini harika vurdu Oğuzhan'ın pasına. Babel gözlerimizin pasını sildin valla. 2-0 öne geçtik 13. dakika. Umarım performansımızı devam ettirip biraz farka gideriz. Çünkü buna takımın gerçekten moral olarak ihtiyacı var. Taraftarın da buna ihtiyacı var. Lukaku'dan çok tehlikeli bir yerde. Top kaybı. Yani Fabri çıkıp o topu alabilirsin diye düşünüyorum. Pablo Caballero. Yani bende olsa sezonu belki de golsüz kapatacak bir golcü. Bize gol attı. Rene. Pepe karşıladı. Talisca indiriyor. Babel. Güzel gitti. İçeriye de girdi. Arka direk. Podence. Nasıl kaçırırsın bu golü? Podence, özellikten özellik katmaya devam ediyorsun ama ne yazık ki bizim oyuncumuz değilsin. Bizimle değilsin. Aferin Oğuzhan, çok iyi girdin araya. Talisca, harika bir top Babel. Yalnız sağ bekte, sol bekte ikisi de top kaybetti. Daha az riskli pas yapayım şunlara. Anladığım kadarıyla bek oyuncularını bir şekilde bizim yarı alanımızda bek oyuncuların hatası, pas hatası, top kaptırması gibi hatalarını kullanıp ilk golü öyle yedik. İkinci golü bile yiyebilirdik ya da pozisyon bile olabilirdi. Orada Oğuzhan devreye girmesi. Pepe bu arada sarı kartı var. Fran Vida. Aferin Vida. Aman aman aman. Vur gitsin Fabri. Yani çok sıkıntı yapma. Evet Lukaku. Babel. İyi döndü terse. Podence. At adamı koşu yoluna. Podence'le birlikte gidiyor. Kırmızı kart güle güle. Boka. Yeterince durdun sağda. 47 dakika durdun. Evet herhalde 3-1 öndeyiz. İlk yarı bitmek üzere. Rakip 10 kişi kaldı. Hücum gücünü eksiltmek zorunda kaldılar. Hem gole ihtiyaçları var hem de hücumdan bir adam eksilttiler. Şu an bütün işler bizim istediğimiz gibi gidiyor diyebiliriz. Babel. Yani Babel'den performans bekledik. 2 gol attı. Daha ne yapsın adam? Bir de asist yapar mı acaba? Olabilir. Neden olmasın? Asist de olsa... Hadi bakalım çocuklar. Pepe. Fabri. Walker Peters. 70'te bir Gökhan değişikliği yaparız. Podence. At koşu yoluna çok güzel. Bindirdi sağdan Walker Peters. Dışarıya medal. 70'i de beklemeyelim. Gökhan Gönül. Yani belki önümüzdeki sene de. Yani hız hızlanmasında düşme olmazsa güç önemli değil benim için. Gökhan Gönül oynatırım, severim. Sevdiğim bir oyuncudur. Her ne kadar Beşiktaş'a gitse de önemli değil benim için açıkçası. Yerli sağ bek olması çok daha önemli. Talisca.
Kalişkayı da çıkartıp Negredo'yu atalım oraya. Oğuzhan çok yoruldu. Atiba o işi görmez ama Rico biraz daha oyun kurucu tarzı bir şeyler yapabilir diye düşünüyorum. Evet. Rico biraz yani olmaz aslında ama Atiba mı Rico mu derseniz aslında ikisi de aynıymış. Bir fark yokmuş. Kaku. Rico. Gökhan. Sağ beklerin böyle uzaktan şut çekme fantazilerim var anlamadım. Şener özellikle çok yapıyor bunu. Gökhan Gönül'ün de var öyle çok uzaklardan şut çekmem. Aslında çok uzaklardan değil ama bulduğu zaman şut çekme şeyi oluyor. Verza, Pozo, Caballero, Rico iyi girdi araya. Pepe. Bana helal olsun Pepe iyi gördün de Rico. Tamamen artık oyun bizim kontrolümüzde. Kupadan bir üst tura çıktık. Aslında bunu daha erken yapmamız lazımdı. Artık tamamen tempomuzu daha düşürelim. Presi de azaltalım. Fazla pres yapmak da takımı yorar, sakatlık riskine sebep olabilir. Tamam. Daha oyunu soğutuyoruz, yavaşlatıyoruz. Oyuncularımızın kondisyonlarını biraz daha korumak maksadıyla yaptığımız bir hamle bu. Podence. Evet, beklediğim gibi bir maç oldu. Tabii güzel galibiyet çocuklar. Aferin. Gene ön alanda kaptırdığımız bir top. Rakibin hızlı ileri çıkışı ve gol geldi. Ki zaten günümüz futbolunda da takımların en fazla kullandığı olay o. Rakip yarı alanda ya da kendi yarı alanlarında ama rakip tam hücuma çıktığı sırada yani savunmasız oldukları sırada kapılan ani bir top. Gerçekten etkili oluyor. Deniz Garmaş. Garmaş'la sadece bir kere oynama fırsatım oldu. 2016'da Fenerbahçe kariyerinde ama bu kariyerde kesinlikle Garmaş'ı orta sahaya alacağım. Çok beğendiğim bir oyuncu. Hem savunma yönü hem de takım oyunu açısından, hücum açısından dengeli bir oyuncu. Bir tane öyle dengeli adam olması orta sahada iyidir. Şimdi Malaga deplasmanına gideceğiz. Sonra Wolfsburg. Gene Şampiyonlar Ligi maçları mı? Evet, iki tane Şampiyonlar Ligi maçı 5-5'e. Yani Şampiyonlar Ligi'nde de üçüncülüğe düştük. Jeremio'yu yenebilirdik. 3-0'dan 4-4 bitti maç. Çok büyük sıkıntı ama çok rotasyon yapmıştık orada. Şu bek oyuncularına ben unutmadan şu işi yapayım. Daha az riskli pas. Evet. Yani neden daha az riskli pas? Geçen maçta gördük. Bir tane hatadan gol yedik. Diğer hatayı Oğuzhan neyse ki hemen yetişip topu tekrar bize kazandırdı ki o pozisyonda tehlikeli olabilirdi. Domenico Crisquito çok iyi bir tercih olabilir. Ama yaşından dolayı biraz düşüncelerim var ama bu ne hep ihtiyar adamları gösteriyor. Ryan Woods. Orta saha merkez. Rahat olsun herkes diyor. Ben varım orta sahada. Şu kamera açısını bir türlü ayarlayamadım. Biraz sağa kaçıyorum. Omzumun yarısı gidiyor. Kalalım bari ne yapalım. Kapatayım. Arkada duvar gözüküyor şu altta. Şurada duvar var. Ne kadar mutlu oldum duvarı görünce. Dur onu hemen kapatayım şöyle. Evet. Duvar. Aslında orada duvar yok. Evet. Bu arada da bunu da halletmiş olduk. Malaga deplasmanı inşallah deplasmanda 3 puan. Sonra Wolfsburg deplasmanı inşallah o deplasmanda da 3 puan. Başka şansımız yok. Malaga ile ligde oynamışız, kaybetmişiz. Pepe cezalıymış. Pepe'nin yerine o zaman Klavan'ı atalım. Hatta pasör stoper kesici yapalım Klavan'ı. Vida. Vida çok enteresan bir adamsın sen biliyor musun? Yani orta sahada dinamo olarak ön sezisi biraz düşük ya. O da çok önemli. Karar alma falan da kötü. Neyse sen kendi pasör stoper olarak çalıştıralım seni. Acaba pasör stoper yapabilir miyiz? Vizyon biraz düşük eyvallah ama teknik pas bence kaldırır. Konsantrasyon düşük. Burada da konsantrasyon çalıştıramıyoruz. Niye çalıştıramıyoruz?
Correa. Ya Correa, sana o kadar şans verdik. Hicacık olmadı senden. Lens'i alacağım. Kadroya hem sağda hem solda kullanabileceğimiz bir oyuncu. Orta sahamız tamam. Biraz yorgun çıkacağız. Kabul ediyorum ama takım bunun üstesinden gelmeyi bilmek zorunda. Hadi bakalım çocuklar. Bu arada benim sakallarım gözükmüyor. Evet, tamamen filtrelerle açıp oynadığım bir bölüm oldu. Evet, sakallar biraz daha iyileşti. Evet. Her türlü filtre ayarı yapılır. Işıklandırma çok profesyonel olmadığı için o odamda, o yüzden ufak tefek, hatta tişörtün rengini bile değiştirsem bir daha ayar yapmam gerekiyor. Bu arada kimin vuruşuyla maç başladı bir görelim ya. Konuk ekibin vuruşuyla maç başlamış. Ah be medal be. Talişka çok iyi indirdi medal. Çok kötü bir vuruş. Hadi çocuklar, bizi üzmeyin, bizim moralimizi bozmayın. Bu maçta 3 puan bekliyoruz. Lukaku medal. At Lukaku'ya. Oo. Çok iyi kestiler lan topu. Rico at Peters'e. Çok güzel. Yap gene ulan. Babel. Ryan Babel atıyor. Otomatik yapalım. Juan Pi sarı kart görmüş. Juan Pi'nin üstüne biraz daha oynasak diyeceğim de çok agresif bir adam değil diye hatırlıyorum ben onu. Abi adam yani yürüyerek ensesiyle topu indirdi. Olamaz böyle bir şey ya. Stoperlerimden birisi Ragnar Klavan, birisi Domagoj Vida. İmkanı yok o adamın topa dokunmasının ya. Bu arada çok iyi çıktık. Talisca çok iyi yere taşıdı topu. Podence çizgiye kadar indi. İçeri çevirdi. Lan o kadar heyecan yaptık. Bari bir topa vursaydınız da dışarı çıkaydı top. Juan Pi. Brown ideye. Vur kaleye, harika bir vuruş. Juan Pi'nin agresifliğine bakacağız. Aynen abi, bu adam hiçbir şey olmaz bu adamla. Yani ikinci sarıyı görmesi çok çok zor. Volker Peters. Harika bir taç atışı. Isaac, Juan Pi. Ye, iyi geldiler valla. Lan lan lan. Uf. Yalnız çok çok iyi geliyorlar. Bizim takım talimatlarını da ne verdiniz siz? Çok merak ediyorum. Bunların orta sahada kim var? 14 numara. Kimmiş bu 14 numara? Bir kere bu adama her zaman pres yapalım. Her zaman da Itura. Yani Itura bence biraz sert oynayalım buna. Evet, oyun kurucuyu tahmin ettiğim. Abi ne yapıyorsun be? Yani rakip takım nasıl daha rahat döner ya? Son bir müdahaleyle topu biraz açtı Walker Peters ama Juan Pi. Valla ikinci golü bulmamız lazım. Üçüncü golü de bulmamız lazım. Oğuzhan iyi kaptık orada. Podence çok iyi genişletti oyunu. Talisca tek top yap. Podence, ah. Talisca çok iyi gördü Podence'i sağda ama Podence. Kötü bir vuruş geldi be annem. Oo. Etkili bir orta. Pepe olmayınca defansta gerçekten tedirgin hissediyorum kendimi. Oğuzhan sen nasıl yapıyorsun o hatayı? Yani gol olacağı belliydi zaten. Tamamen oyunun hakimi adamlar.
Yani girdiğimiz pozisyonları golle sonuçlandırmalıydık. Oğuzhan çıkarken nasıl öyle bir hata yapabiliyorsun? Bunların hepsi konuşulması lazım. Gösterdiğiniz performanstan hiç memnun değilim çocuklar. Brown ideye Juan P. Çok pardon, şuradan rakip iş. Çok şık bir çalım. Podence. Nereye attın? Babel çevir. Talişka. Lan. Pozisyona bak ya. Oğlum o korner değil miydi o pozisyon? Ya Podence çok iyi çizgi yeniyorsun. Eyvallah cansın ciğersin ama olmuyor işte. Niye berbat senin moralin? Medal yerine Atiba'yı atalım. Tam Vida Kılavan. Ödümü patlattınız. Atiba. Babel. Aman aman. Oğuz sana çok iyi. Harika. Hadi Talişka. Talişka Anderson. Talişka. Bu maçı da boş geçmiyor Talişka. Ryan Babel ve Talişka'nın golleri. Yalnız Oğuzhan iyi saldı kobrayı aradan. Böyle yılanı bıraktı. Zehri saldı. Lukaku. Hadi oğlum, hadi oğlum. Adamların daha böyle dağıldığı bir an. Ama konsantrasyonunuzu kaybetmeyin. Babel, vurma. Lan Rico, vurdum be Rico be. Çok kötü vurdum be Rico be. Roberto. Şöyle yapalım. Atiba'yı defansif oyun kurucu destekleyelim ve Juan P ile birebir oynatalım. Bezdirsin o adamı. Topla buluşturma. İdeye ne biçim bir adamsın? Sağdan soldan bindiriyorsun ya. Yalnız acayip pozisyonlu bir maç oluyor. Adrian Vida çok iyi karşıladı da ah be abicim be Babel'e geleydi o top. Çok daha iyi olurdu Itura. Babel'e de iç forvet destek yapalım. Nasıl kaçırıyorsun o adamı? Arkadan gelip kafayla atıyor golü. Ulan iki kere öne geçtik. İkisinde de koruyamadık skoru ya. Neyse. Deplasmanda bir puan Şampiyonlar Ligi'nde hiç fena değil. Fabri, Klavan, Oğuzhan, Babel. Ya Babel nereye gidiyorsun Babel ya? Yani daha az top. Daha az top sür ya. Rampi'nin yüzünü kaleye döndürme. Hadi güzel bir atak olabilir. Lens çık 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 Talişka'ya. Çok iyi. Ah be Talişka be. Aa ne oldu lan? Far mı var orada? Çekti mi? Oğlum ne oluyor? Bari bir gösterseydiniz. Duran topu kullansaydık ya. Lan sanki öyle bir şey ki iki takım da beraberliğe razı yani. Onlar da beraberliği yakalayınca duruyorlar. Oğuzhan, Rico, Babel. Hadi Lukaku. Maç boyunca bir şey yapmadın ama bir ortayla her şey değişebilir diyecektim. Borja, Babel neyse ki iyi geri döndü. Sanırım hiç forvet destek yapmasaydık o araya girme olayını yapmayabilirdi. Juan P'yi durduramadık adamı abi. Sonradan Babel'i verdik ama Talişka'yı verdik ama yapacak çok da bir şey yok.
Maç istatistiklerine bakalım. Üçer tane mutlak gol pozisyonu. Üç tane top direkten dönmüş. Maç 2-2 bitti. Rakibin altı, bizim iki gol pozisyonumuz var. Ben bir duş alıp geliyorum diyeceğim şimdi. Takımı komple bu Wolfsburg, Malaga Wolfsburg maç arasında komple hamama götürüyoruz. Üç tane top direkten döner mi lan bir maçta? Gerçi bir tanesi kaleci eliyle aldı, üst direğe falan çarptı. Öyle değişik bir pozisyondu. Onu kabul ediyorum ama Malaga beraberliğe, gerçekten beraberliğe yattı, hissettirdi yani onu. Bunu yapalım. Antrenman seviyelerimizi aynı hafta iki tane antrenman olduğu için düşük yapıyorum. Şunu savunma yerleşimi yapalım. Ligde 8 maç oldu. Daha o kadar çok maç yaptık ki daha ligde 8 maç olmuş. Şampiyonlar Ligi düzeni çok değişik bir düzen ya. Quaresma 11'de oynatacağım seni. Tamam babacığım ya. Ya takım da bize kazan kaldırdı. Ne yapacağız şimdi? Flamengo maçı var. Kadroya alınan yedek oyuncular, aslında bu dosyayla biraz oynanmalı. Yedek oyuncuların sayısı arttırılmalı böyle. Bir 10 yedek falan yapılmalı. Flamengo deplasman, Tigres deplasman. Lan İspanya, Almanya, Brezilya, Tigres neresiydi? Şey, Meksika'ydı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Nasıl bir deplasman şeyi var? Şu anki mali durum zengin. Fed Başkan da oradan gülüyor ama parayı duydu. Haydi bakalım. Wolfsburg maçına ne yapacağız? Mecbur rotasyona gideceğiz. Takımın yarısı yorgun, bitkin. Bir önceki maçtan dolayı ne diyeyim artık, sakatlanma riski var. Yedi maçta 4 oyuncusu kırmızı kartla sahayı terk etmek zorunda olan bu Brezilya'nın, adını unuttum hangi takım olduğunu. Şampiyonlar Ligi'nin en disiplinsiz takımı hakikaten de lan. 7 maçta 4 kırmızı kart nedir? Caner bizde 2 maçta böyle kart gördü falan. Takım dinamikleri idare eder. Evet. Şu idare eder biraz daha iyi olursa var ya, tadından yenmeyecek. Şu an beyler ne durumdasınız? Vallahi sağlık merkezine bir bakalım. Talişka, Medel, Podence, Babel, Vida, Oğuzhan. İlk 11'deki herkesin sakatlık riski çok yüksek. Talisca'yı çıkarmak istemiyorum. Son 5 maç 5 gol 2 asist, mükemmel bir performans. Pepe gelmiş. Klavan yerine Pepe'yi atalım. Yani Podence yerine Quaresma ile başlayabiliriz. Podence'i dinlendirebiliriz. Quaresma hızlanma ne oldu? İyice düştü mü? Yani iyice gitmiş. Buraya Rico'yu iki yönlü orta saha yaparsak sahanın burasını biraz daha etkin kullanabiliyoruz. Bakın burada Dinamo yapınca renk değişiyor. Biraz daha koyu kırmızı oluyor. İki yönlü orta saha yapınca Rico'yu biraz daha buradaki etkinliğimiz artıyor. Yani Rico biraz daha İki yönlü orta saha, daha doğrusu biraz daha ön alana gittiği için Medel yerine Atiba'yı atalım. Orta sahada tam yardımlaşma olsun. Lukaku, Caner. Neyse böyle bir başlayalım. Caner'le başlayalım. Hadi bakalım çocuklar. Biraz değişiklik yaptık ama umarım yeterli olur. Takım uyumunu da bozmak istemiyorum. Mallı. Hadi bakalım çocuklar. Yine konuk ekibin vuruşuyla maça başlandı. Genellikle konuk ekip vuruşuyla maç başlıyor. Reus sağ kanattan gidiyormuş. Gerd Hart. Ne kadar güzel. Uzun uzun tek paslarla geldiler.
Stefan içeride 68 kişiler. Yani neredeyse belki de sahanın en kısa boylu oyuncusu Yunus Mallı gol atacak diye çok korktum. Yannick Gerhardt Brooks'a döndü. Biraz daha taktiksel olarak birkaç bir şey değiştireceğim. Çok güzel. Alişka öldürme oğlum o topu. Harika bıraktı. Ryan Babel. 9. dakika. Talisca topu kapıyor. İki kişinin arasından yılanı, kobrayı salıyor. Babel de çok güzel bir vuruşla golü attı. Böyle yapalım. En azından biraz pres yoğunluğunu azaltarak. Uf, Vida var ya uzadı uzadı. Vida uzadı yemin ediyorum. Rico. Talisca harika. Oğuzhan, Babel kaleciyle karşı karşıya. Alan be. Aferin çocuklar, aferin. Yalnız Talisca nazar değmesin, efsane oynuyor. At oğlum. Evet, Quaresma. Lan yapsana güzel bir orta, bizi uğraştırıyorsun burada. Caner, Oğuzhan. Aman aman. Hoppa, Divock Origi. Oğuzhan'ı da defansif oyun kurucu destek yapayım. Niye defansif oyun kurucu destek? Ya çok fazla pas hatası yapmak istemiyorum açıkçası. Deplasmandayız. Ofansif oyun kurucular biraz daha böyle abi, yani harika bir yere bıraktılar topu. Ofansif oyun kurucu biraz daha böyle riskli pas, ama artık yapacak bir şey yok. Değiştirmeyeceğim. Çok şık bir çalım. Aa! Quaresma bu maçta da mı direkt? Ulan adamlar direğe çarptırıyor topu. Geri geliyor önlerine, gol oluyor. Aa, Babel sakatlandı. Ne kadar harika bir haber ya. Gerçekten harika bir haber yani. Bu kadar güzel bir haber daha önce duymamıştım. Ryan Babel. Ya Atiba, alsana o topu Atiba. Isır adamı boynundan Suarez gibi, al topu. Vidavi, Origi. Ya Origi nasıl bir adamsın sen? Abi şaka gibi ya. Vallahi billahi şaka gibi ya. Adamlar Barcelona gibi gol atıyorlar ya. Mahvettin bizi Atiba. Uf, Caner çok güzel bir orta. Adam kendi kalesine harika bir gol attı. Bizim yapamadığımızı adam yaptı. Ulan Divock Origi sakatlandı. Bir farkı yok ki. Bu da Belçikalı, bu da başa bela bir adam. Ki abicim şöyle basit taç hataları nasıl yapıyorsunuz? Oha, oha. Yalnız adam ne çıktı adamlar. İki topta işi bitiriyorlardı. Evet, ne yazık ki sahadaki tek performans alabileceğimiz adam şu an sakat. Ve çıkması lazım. Lens Babel değişikliği yaptık. Quaresma. Ofansif oyun kurucu destek yapayım seni. Oğuzhan yerine Medel'i atalım. Biraz daha ısırsın. Ne yapalım? Orta sahamız biraz daha ısıran, basan, koşan. Evet. Yani Quaresma'nın açtığı boşluklara da Walker bindirmeler yaparsa belki biraz daha etkili olabiliriz sağ kanattan. Lens, Caner, at Lens'e tekrar.
Tabutları başata yapmaya çalışıyorsun. Uf, medal, medal. İşte bu ya, ruh budur ya. Daha azimli oynayın çocuklar, daha azimli oynayın. Evet, işte tam bundan bahsediyordum. Penaltı, 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 penaltı. Quaresma kullansın, Quaresma kullansın. Tam yapmak istediğim olay oldu yalnız. Quaresma göbeğe geldi. Orayı boşalttı. Oradan da Walker bindirdi. Onun yaptığı orta, o dönen top penaltı oldu. Harikasınız çocuklar. Gerçekten çok iyi. Çok iyi, çok iyi. Tek defanstan çıkarken ayağa topla çıkalım. Tek isteğim. Onun haricinde topa sahip olmak, pas boyunu kısaltmak gibi bir niyetim, derdim yok. Alanımızı biraz açalım. Çok güzel Caner, çok güzel oğlum. Açılsın Lens. Tek toplar. Dördüncü gol mü? Ulan be, aferin. Yani tek bir değişiklik daha hakkım var. Walker'ı çıkartıp Gökhan Gönül'ü atacağım. Biraz daha orta kalitesi iyi. Ulan orta 11. Caner'in ortasıydı lan. Ne sallıyorum ben daha. Caner'in 16'ydı. Aynen. Walker'ın kaçmış. Neyse. Pepe şuta kafa vurdura. Lens. Lens Allah cezanı vermesin. Düzgün çıksan gol atacağız ya. Karşıla, karşıla, karşıla. Ah. Vallahi efsane bir galibiyet aldık ya. 3-2. Evet, tebrik, tebrik. Yok. Adamların moralini bozmaya hiç gerek yok. Bu maçta bir tane topum direkten döndü. Bir görmek istiyorum onu. Gerçi rakibin de bir tane topu direkten döndü gözükse de o top gol oldu. O vuruş gol oldu yani. Direkten döndü ve gol oldu. Analiz ettim. Maç istatistikleri. Birer tane top direkten ama rakibin direkten dönen topu gol oldu. Bunu da buradan ekleyeyim. 3 tane mutlak gol pozisyonu. Rakibin bizden daha fazla gol pozisyonu var ama mutlak olarak gol pozisyonu bizim daha fazla. Bu adam neydi ya? Renato 2 tane gol attı, baş belası. İç forvet. Vallahi düşünülebilir yani ha adam. Topsuz alan falan çok iyi. Uzaktan şut falan düşük ama agresif, cesaret, çalışkanlık, enteresan özellikleri var. Kararlılık. Ryan Babel 5-7 gün fizyoterapiste gönderelim. 2,8 milyon euro para mı? Fiko neredesin Fiko? 1,8 milyon euro çok güzel bir para ya. Gerçekten çok iyi bir para. Şimdi bakalım. Şimdi ne varmış? Yani maçı erteleteceğiz yoksa çıkamayacağız. Evet. 15 Kasım. Oha. 11 Nisan'a alındı. 15 Kasım'dan Nisan'a. Gonçalo Costa. Vallahi sen iyi bir abiye benziyorsun ha. Potansiyelin falan çok iyi. Kiralık diyor ama takip listesine süresiz olarak ekleyelim. Bu genç oyuncuları bulup yetiştireceğiz. Yani sen Gonçalo Costa kadar iyi değilsin. Şuradaki potansiyel yetenekler Gustavo Henrique, stoper. Hava toplarında hakimiyeti var. Top kapma iyi. Markaj da güzel. Hız hızlanma da hiç fena değil. Tam bana göre bir stoper diyebilirim. Pozisyon alması falan fena değil. Yani biraz daha kendisini geliştirebilir ama şimdi önümüzdeki maçlara odaklanalım.
Ne Wolfsburg maçı oldu be. Ne Wolfsburg maçı oldu be. Aslında medali orta sahada savaşçı orta saha olarak yapıştırabiliriz ha. Yani orta sahaya bir dinamizm, bir güç katar bence, bir hırs katar. Tabii gördüğü kartlar çok sayısı fazla olur ama Rico iki yönlü orta saha. Bir tane de ofansif oyun kurucu Oğuzhan Özyakup, Tolgay gibi. Bence etkili bir orta saha kurgusu olabilir. Her iki kanada gidecek. Birisi savaşçı orta saha. Sahada ayak basmadık yer bırakmayacak ve ani top kaptığı zaman kontralarda bitirici olarak da rakip yarı alanda ceza alanı içerisinde bulunacak. Bir tane de maestro. Son 5 maçta 5 galibiyet. İkinci sıradayız. Bakalım nasıl olacağız? Ryan Babel. Şimdi kimi atalım? Correa'yı atalım. Deneyelim mi? Quaresma ofansif oyun kurucu destek. Şöyle yapayım bir dakika. Bura Quaresma'nın olsun. Yani buraya şöyle Podence nerede? Podence atınca kanat destek. Evet. Yalnız burada ne yapacağız? Kimi çıkartacağız? Oğuzhan Özyakup yerine buraya. Geri medeli. Savaşçı orta saha destek olarak yapacağız. Oyun tarzımız aynı. Orta saha biraz daha güçlü diyelim. Tolga'yı alalım. Oğuzhan'ı dinlendirelim biraz. Akpro'yu atalım orta sahaya. Ulan deplasmana gidiyoruz orta sahaya bak. Neyse. Akpa'yı belki bu şekilde biraz idare edebiliriz. Akpa tamam. 11 için biraz sıkıntılı ama olsun. Rotasyon da yapmak zorundayız yani. Rotasyon kalitemiz düşük olabilir. Evet. Ama biraz benim tarzımda böyle biliyorsunuz. Çok sağlam oyuncular alıp oynamak pek sarmıyor yani. Quaresma. Hop 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 hop. Quaresma ilk pasta hata. Rakip kaleci sakatmış. Yalnız acaba performansını etkiler mi? Diego Alves. Kalişka tek top Quaresma. Akpa Akpro. Valla sağdan bindirmeler çok etkili olması lazım. Bu maçlarda. Asist kralı bile olabilir sağ bek. At sağ beke be. Yalnız adamlar deli gibi savunma yapıyor. Quaresma çok iyi gördü. Kyle Walker, Peters, Correa. Tam sağ bekin. Bu taktikle oynarsak gol kralı bile, asist kralı bile olabileceğini söylerken Walker Peters asist yapıyor. Correa da kötü gidişine dur diyor. Medel. Correa ikinci gol mü diyecektik? Neler oluyor orada? Kim o? Lucas Paqueta. Diyor ki bu adamı bırakmayın. Paqueta zaten şöyle bir olay var. İki yönlü orta saha oynatıyorsak oyunun savunma yönünde rakibin ofansif orta sahasına müdahalelerde bulunuyor. Yani onu oynatmamaya çalışıyor ki az önce de topu Pakea'dan kapan Rico'ydu. Bizim iki yönlü orta sahamız Caner çok güzel orta. Aa! Abi ne yapıyorsunuz ya? Lan gene direkten döndü top ya. Bu kadar top direkten dönmemesi lazım oğlum. Manyak mısınız? Ne yapıyorsunuz ya? 4-5 maçtır üst üste direkten dönen top mu olur ya? Kalişka. Hadi çocuklar hadi canlanın canlanın. Kendinize gelin biraz be. Siz Beşiktaş'sınız. Domagoj Vida. Kule atıyor topu. Kule. 2-0 38. dakika Flamengo deplasmanında. FA Cup ikinci tur maçında 2-0 öndeyiz deplasmanda. Yalnız ikinci yarı tempoyu düşürüp mi yapsam yoksa 60'tan sonra. 60'tan sonra yaparım. Şimdi biraz dinlenirler. Bir 5-10 puan kondisyonlar artar. 70'lerde falan çıkacağız herhalde. 70-80 arası. Kondisyonlarda. Everton. Hop. Ulan Walker Peters sen ne yapıyorsun? Sen nasıl bir kralsın? Quaresma sakın. Yani ben taktik yapmayayım değil mi? Benim kafamda bir oyun planı falan olmasın ya. Olmasın yani. Akpa Akpro'yu çıkartıp Tolga'yı atalım yerine. Ofansif oyun kurucu destek yapalım. Quaresma'nın yerine de Kalişka'yı atacağım. İç forvet destek. Correa iç forvet destek.
Forvet'e de Alvaro Negredo hedef adam destek yapacağım. Hadi bakalım. Tolgay da bu arada uzun zamandır oynatmıyorduk yalnız. Orta sahada iyi bir üçlü yakalamıştık. İki garanti de Oğuzhan'la Rico garanti de işte Medel, Atiba. Talisca çok kötü oynuyor ama Talisca'yı hazır kötü oynuyorken çıkartalım bence. Kanat destek yaptık evet. Unuttuk işte sakatlık gelince unuttuk. Tempoyu düşür. Defansı biraz daha normal yapalım. Daha dar alan. Evet. Biraz daha oyuncularımızın kondisyonlarını korumaya yönelik hamleler yaptık. Negredo nasıl bir hedef adamsın sen? Topu ayağına mıknatısla mı yapıştırıyorsun? Güzel top Rico. Negredo ulan ha çok acele ettim be. Kimse yok. Ne yapıyorsun gelişine vuruyorsun ya. O kadar teknik var mı sende ya? Gelişine vuruyorsun. Bir de sol ayakla vuruyorsun. Zaten solakmışsın. Teknik de 15'miş. Rezil oldum. Correa, Negredo. İşte bunların hepsi maç kondisyonu eksik olmasından dolayı. Evet, deplasmanda 2-0 güzel skor. FA Cup'ta bir üstüne çıktık. Aferin beyler iyi bir galibiyet aldınız dedik. Tek üzücü olan şey Quaresma'nın sakatlanması ama güzel olan şey de bir sonraki maçımıza oldukça fazla zaman var, süre var. Lig 1'de Allah'tan yani çok zaman var dedik. Adam 3 ay sakatlandı. Domagoj Vida. Vida'nın Teletabi gibi. Baksana onlar gibi gülüyor ya adam. Gerçi Teletabilerin kulağı yoktu ama. Vida da Teletabilerde olmayan boy var. Fizik var. Onu da iyi kullanıyoruz hem defansta hem hücumda. 6 maçtır üst üste kazanıyoruz. Lig maçları tabii bu. Bu çok güzel bir şey. En azından taktiğimizin yaptığımız hamlelerin yerinde olduğunu gösteriyor. Monaco maçını saymazsak o bir yol kazası diyelim. Senede 2-3 tane şu maç fazlalığı olan ligde 2-3 tane öyle maç görebiliriz. 4 maç yaptık. Şimdi Mainz maçı var ama Mainz maçına doğru hızlıca ben ilerleteyim. Mainz maçında görüşürüz. Mainz maç önüyle sizlerle birlikteyiz. Ben Flamengo maçını FA Cup ikinci tur maçı zannediyordum ama lig maçıymış. Kazandık. Çok daha güzel oldu. Frankfurt'la eşleştik. İki Alman takımıyla peş peşe oynayacağız. Birisinde Şampiyonlar Ligi, bir diğerinde de lig maçı. Vida sakat, Caner Erkin sakat, Quaresma'yı biliyorsunuz zaten sakat, Talisca da sakat. Bunlar kendi ülkelerinde oynadığı maçlarda sakatlandılar. Medel de çok yorgun döndü. Medel'le de başlayamayacağım. Ne yazık ki orta sahada Necip'le başlayacağım. Tolgay, Rico, Necip üçlüsüyle orta sahada çıkıyoruz. Correa, burada Ryan Babel sakatlıktan döndü. Ryan Babel ama gene bir Correa ile çıkalım. Negredo var hücum hattında. Mainz maçına çıkıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde umarım 3 puanı alabiliriz. Zorunlu olarak değişiklik yapmak zorunda kaldığımız bazı bölümler var. Bazı mevkiler var. Bakalım ne olacak? Medel olsaydı çok daha iyi olurdu diye düşünüyorum orta sahada ama Necip'in de çok fazla sırıtmaz diye umut ediyorum. Podence güzel orta Klavan vuruyor. Pepe Klavan ikilisi var stoperde. Rakipte Lemin varmış. Sürekli duran top kazanıyoruz o bölgelerde. Penaltı. Lemin varmış dedim ve Lemin penaltı yaptırdı. Bu arada rakip en agresif yani agresif yönü iyi olan bir takımmış. Fazla olan bir takımmış. Burayı da sanırım kullanıyoruz. Biraz fazla tehlikeli bölgelerde faul yapıyorlar. Ve Negredo'nun penaltı golüyle 1-0 öne geçtik. Gerçekten güzel bir başlangıç. Keşke bir de kırmızı kart olsaydı. Rakip 10 kişi kalsaydı. Kanat oyun kurucu iyi oynadık aslında. Çok daha güçlü bir orta sahamız oluyordu ve o orta saha karambolüyle uğraşırken rakip takım sağ bekten bindiren oyuncumuz asistleriyle takımımızı ileri taşıyacak diye düşünüyorduk ki birkaç maç böyle oldu ama ne yazık ki Quaresma sakatlandı. Şimdi gene orta sahanın göbeğinde oyun kurucu kullanıyoruz. Umarım yani
Gene kazanımlarımıza devam ederiz. Bu arada Kore'ye kötü oynuyor. Devre arasında Babel'le değiştireceğim. Gösterdiğiniz performanstan hiç memnun değilim. Nerede bu Ryan Babel? Babel Bey, ne yapıyorsunuz? Delirtecek bir performans göstermenizi istiyorum. Hani böyle o kadar çok gol pozisyonuna girin, gol atın, asist yapın ki Babel Bey ne yapıyorsunuz diyelim. Bu arada orta saha hiç iyi değil. Rico, Necip, Tolga üçlüsü. Podence, Pepe, of, harikasın Pepe. Bir duran toptan da golü bulduk. Konsantre olun çocuklar. Aman aman vallahi Fabri, eline ayağına sağlık. Kaç oyuncu değiştirelim. Tolgay kalsın 90 dakika. Rico yerine Medel'i atmayalım. Atiba'yı atalım. Atiba'yı da Dinamo yapalım. Necip yerine de Medel'i atalım. Evet, orta saha böyle daha canlı olsun. Medel de milli maç yorgunuydu. 15 dakika herhalde oynar diye düşünüyorum. %82-83. Kondisyonla Bell. Sakin sakin. Çok güzel. Çok güzel. Podence. Kaptırma be oğlum be. Kaptırma be oğlum be. Sol kanat taşılar. Medel al o topu. Oho, Klavan çizgiden çıkardı. İşte budur. Savunma ruhu budur ya. Mücadele ruhu budur. Biraz canlanın. Beşiktaşlı gibi oynayın. Beşiktaş gibi oynayın. Artık bu gazda var ya, maç bitti yani. Gol yemezler. Pozisyon bile vermezler daha. Rene Adler. İyi bir kaleci Adler ama çizgi kalecisi. Bölge hakimiyeti falan kötü. Aferin beyler, iyi bir galibiyet aldınız dedik. Şampiyonlar Ligi'nde bir galibiyet daha aldık. Son 3 maçta 7 puan aldık. Daha da iyi yere geldik Şampiyonlar Ligi'nde. O da önemli. O da güzel bir şey. Şimdi FA Cup maçı yapacağız. Frankfurt Almanlarla gidiyoruz bakalım. Podence Beşiktaş maçında Beşiktaş adına iyi bir maç çıkarmış. Gerçekten Podence önümüzdeki sezon da bizdeydi galiba. Aynen öyle. Minimum serbest kalma bedeli 60 milyon euro. Yani alabiliriz, belli olmaz. Bu lig çok fazla para kazandırabilen bir lig. Bunu biliyoruz. Çok büyük paralar gelebiliyor. Yani Şampiyonlar Ligi'nde alacağınız bir galibiyet 2,8 milyon euroluk bir bedel veriyor size. Yani Şampiyonlar Ligi'nde 2 senede 20 maç kazansam, ki şöyle bir hesap yapalım çok kabaca. 8 yani 7 maç, 14 maç yapacağım. Yani 14 maçın zaten 10'unu kazansanız 28 milyon euro yapıyor. Senede herhalde Şampiyonlar Ligi maç geliri 30 milyon euro civarı bir bedel var. Oldukça da iyi bir bedel. Bu arada sandalyemi düzelteyim. Evet, sandalyeyi düzelteyim deyip daha da kötüleştirmek durumu. Herhalde oyunu değiştirsin diye oyun aldığınız oyuncunun ilk dakikada kırmızı kart görüp çıkması gibi bir olay oldu. Evet, Frankfurt maçı. Kimmiş bu ya? Wagner laf. Ya babacım, nasıl oynatayım seni? Hangi birinizi oynatayım ya? Tamam, vallahi seni oynatacağım ya. Tamam. Abi fiziksel olarak bitmişsin. Teknik olarak harikasın da fiziksel olarak bitmişsin ya. West Bromwich Albion, lan Şampiyonlar Ligi maçları da devam ediyor yalnız. Kaçıncı sıradayız bu arada Şampiyonlar Ligi'nde? İkinci sıradayız, evet. Monaco lider, 18 puanı var. 16 puan bizim. Wolfsburg 12 puan. Yani rakibimiz Wolfsburg'u deplasmanda yenmemiz bizi o kadar rahatlattı ki gerçekten çok iyi oldu. Sebastian Haller. Hava toplarına bayağı hakim. Kafa vuruşu kötü ama.
Aqua deplasmanı. Ya şu iki Şampiyonlar Ligi maçında kazanırsam sanırım bir üst tura çıkarım ki bir üst tura çıkmak da istiyorum. Bir üst tura çıkmaya da ihtiyacım var çünkü. Eğer bir maç öncesinde ağır favoriysen takımın maçı kazanacağını falan filan diye vardı, kaçırdık. Neyse siz durdurup okursunuz. Takım konuşmasıyla alakalı bir şeydi bence o. Hazır mısınız çocuklar? Necip yerine Jerry Medel'i atalım orta sahaya. Savaşçı orta saha. Akpa Akpro'nun yerine Oğuzhan Özyakup. Babel. Oraya yerine Wagner Love. Şu an tamam gibi. Orta sahanın uyumu da önemli. Şu an yalnız orta sahada bir tek Tolgay hani yerinde dursun, kalsın tarzı bir adam. Geri kalan savaşçı orta sahada, iki yönlü orta sahada mevkiden bağımsız oynayan oyuncular. Yalnız rakipte ilk 11'de iki tane sakat oyuncu var. Bunları umarım iyi değerlendirebiliriz. Medel, Walker Peters, Rico bir yana bırak. Çok geç kaldın. Tolgay defansa da çarptı ama Tolgay'ın vuruşu. 1-0 öne geçtik 3. dakika. Tolga'ya yaz bu golü. Adamın ayağına çarptı ya. Sağ bekleri sakat. Wolf. Bayağı da bindirme yapabilecek bir adammış yalnız ha. Kevin Prince Boateng. Ulan her transfer döneminde belki de adı geçiyordu bu adamın. Oo, duran top kazanmışlar. Rebic. Çok iyi gönderdi. Willem. Ulan lan. Bizim Bilem değil mi ya? Jetro Bilem miydi? Neydi bu? Aynen. Sol bekimiz. Çılgın oyuncu. Evet. Devre arasına girdik. 1-0'lık üstünlüğümüz var. Kaku. Babel. Tolgay. Lan be, lan be. Çok kötü bir pas be. Şöyle yapalım. Defansif oyun kurucu destek yapayım. Oo, kırmızı kart. Fernandes güle güle. Yani pas kayıplarını daha riskli pasları biraz daha azaltmak istediğimden dolayı ofansif oyun kurucu yerine defansif oyun kurucu yaptım. Wolf. Rakip 10 kişi kaldı. Ne yapacağız? Biraz daha geniş alan yapalım. Göbekten oynamayı da kaldıralım. Karışık olsun. Kanatlara da açabiliriz. Göbekten de gidebiliriz. Güzel, güzel. Düzgün oyna. Düzgün oyna. Allah senin cezanı vermesin. Attığın topa ben senin, değil mi? Yani Allah'tan daha az riskli pas talimatı vermiştim. Yani gerçekten daha az riskli pas talimatı vermiştim, değil mi? Evet. Yani şu maçta puan kaybedersek çok üzülürüm. Gerçekten çok üzülürüm. Disiplini de kaldırdık. Hadi lan. Hadi bakalım. Tolgay, ofansif oyun kurucu. Babel. Aa! 90'dan döndü. Ulan bu maçta lan top direkten döner ya.
Abi ne yapıyorsunuz siz ya? Böyle bir oyun motoru mu olur ya? Bu kadar üst üste maçta top direkten döner mi ya? Ulan maça bak, yediğimiz gole bak ve maç nasıl bitiyor ya? Yemin ediyorum böyle bir maç sonu olamaz ya. Gerçekten şaka gibi ya. İnanılır gibi değil. 19 şut çekmişiz, sadece 3 kaleyi bulmuş. Şanssızdınız bugün diyelim. Ne diyeyim yani, bu maçta da top direkten bir tane mi direkten dönen topumuz var? Aynen öyle. Bir tane top direkten mi döner ya? Gerçi bizim attığımız gol de adama çarptı ama FA Cup. Maç uzatmaya şey mi gidecek? İkinci maç mı olacak? Ne olacak? İkinci maç. Boşu boşuna şu an kendimizi fikstürde sıkıştırdık. Deplasmanda oynayacağız bu sefer. Talisca'nın yokluğunu Negredo demek ki dolduramadı. Hadi çocuklar, hadi. Ya şu oyunu biraz daha hızlı oynanabilir hale getirseler çok güzel olacak. Çok yavaş. West Bromwich Albion. Kendi evimizde oynayacağız. Şimdi iki maç üst üste Şampiyonlar Ligi grup maçları oynayacağız. Valla bu iki maçtan 6 puan alırım diye düşünüyorum. Gerçi West Bromwich Albion maçı zor olacak ama Pakua biraz kolay bir rakip. Zaten bu iki maçı da alırsak herhalde üst tura çıkmış olacağız. Talisca ne kadar yoksun? Böyle Negredo'yu hedef adam destek yapayım. Hazır mıyız? Hazırız. Walker Peters yerine Gökhan Gönül'ü atalım. Lukaku yerine Caner'i atamıyoruz. Caner sakat. Yalnız milli maç arasında mahvolduk. 3 tane 4 tane oyuncumuz sakat geldi ya. Hadi bakalım çocuklar. Beşiktaş gibi oynarsanız tahminimce kazanırız. Rico. Penaltı mı? Ya ben çok anlamsız geliyor ya. Ya şu duran toplarda itiş kakış çok oluyor zaten ya. Bunlara penaltı vere vere bitmiyor ki. Bize de rakibe de olsa hiç fark etmiyor benim için yani. Önemli olan maçı kazandıracak penaltı olması, işte bir şeyler yapmaktı. Geçen maç da aynısı. Hadi geçen maç biraz daha böyle şey olabilir ama bu duran toplarda çok can sıkıcı. En yoğun sağ bek. Efsane sağ bek zamanın. Rund darbe almış Phillips. Rondon. Abi bu nedir ya? Brown ideyeden çekiyoruz. Solomon Rondon'dan çekiyoruz. Bu tuhaf isimli golcülerden nedir bizim çektiğimiz ya? Kaç biz? Bunun zıplaması kaç? 15. 1.90 boy var. Kafa vuruşu 16. Baş belası. Negredo. Sen bakarsan abi topu alırlar. Lukaku. Lukaku mahvettin be babacım bizi be. Vallahi bitirdin bizi be. Tolgay. Yakup. Babel. Ulan be Babel. Ulan be Babel be. Açısı kötü. Kaleci de açıyı iyi kapatmıştı. Yapacak bir şey yok. Podence. Uf. Negredo harika vurdun ama ne yazık ki top dışarı çıktı. Lavan. Tolgay. Babel
Okey. Babel iyi de gönderdi. Podence. Medel. Ulan be. Yani pozisyona da giriyoruz. Şutlarımız da var. Kaleyi de bulduk. Tehlikeli pozisyonlarda ama şu gol atma sıkıntımız türlü geçmedi lan. Rakip boy olarak bayağı iyi. Najer Chaddi de uzun boylu. Morrison, James Morrison buradaymış. Ulan 3 tane sakatla oynuyorlar adamlar ya. Şu an dökülmeleri lazım ya bu adamların. Kaku, Tolgay. İyi gördü Rico'yu. Tek top, Babel. Çok güzel Podence. Podence atıyor. Ryan Babel asist Podence. Bitirici vuruş ve gol. 45. dakika ilk yarı biterken. Neyse ilk yarı bitsin ondan sonra. Soyunma odası diyelim. Gösteriniz performansla hiç memnun değilim. Gökhancığım sen yerine Kyle Walker Peters'e bırak. Maç eksiğim var biliyorum. İşte 45 dakika oynattık. Lukaku'nun sarı kartı var. Topa müdahalelerde sertliği azalt. Aman. İkinci kartı görmen benim hiç içime gelmez. Claudio Yakup. Adam sırf beyin ya. Babel iki kişinin arasına girdi de çıkamadı. Pepe, Rico. Babel. Lan Negredo 3 metre adamsın ya. Bir topa kafayla vurdu at be. Tolgay. Tolgay nereye çıkartıyorsun? Ah be Pepe be. Ah be Pepe be. Ya şu yapılacak hata mı ya? Verilmiş sadaka buna diyorlar işte. Bu maçta rakibin topu direkten döndü. Pepe ne yapıyorsun ya? Kendine gel. Rico çok kötü oynuyorsun Rico. Dinamo yapalım seni. Çok fazla yorma kendini. Hatta Rico yerine ben Atiba'yı atayım oyuna. Tolgay çok yorgun. Oğuzhan son oyuncu değişikliğimizi de yaptık. Tam forvet hücum abi. Oyuna daha çok gir Negredo. Top indirip paslar dağıtmak da değil senin işin abi. Oyunun her alanında daha da ol. Konsantre olun çocuklar. Ulan 4 tane adam sarı kart gördü bizden. Tek Pepe sarı kart görmedi. Negredo'dan bir kafa da nereye attınız? Zor bir maçtı. Gerçekten zor bir maçtı. Oyuncular yönünden de sıkıntı çektiğimiz bir maçtı. 21 şut çekmişiz. 7'si kaleyi bulmuş ve 2 gol atarak bu maçı kazandık. Şampiyonlar Ligi'ndeki gruplarda bir galibiyet daha aldık. Bu güzel bir haber bence. Şu Pacoa maçında yapıp bu bölümü de sonlandıracağım. Oldukça da uzun ve güzel bir bölüm oldu diye düşünüyorum ben. 2,8 milyon euro. 2. Oho başkan. Burada ne varmış? Barcelona Ajax. Sociedad. Yakuri 0. Bayağı bir çekişmeli orası. Galatasaray 18. Galatasaray devam ediyor. Bakalım. Fenerbahçe. Devre arasında bir bakarız kadrolara. Devre arası ikinci yarıya başlarken. Beşiktaş 19. Evet, oldukça iyiyiz ya. Şu galibiyette canavar gibi oldu. Ama Pakua'dan da 3 puan alırsak 22 puan artık 11 maç 3 maç kalacak. Çok rahat olacağız. Yani o 3 maçta bir galibiyet alırsak üst tura çıkarız diye düşünüyorum. Tabii rakipler de çatır çutur oynayıp bütün maçlarını kazanmazsa. Oyunun gidişatını, oyun yönünü değiştirebilmek adına bir tane de kanatta oyun kurabilecek bir oyuncu bakacağım. Sağ kanat veya sol kanat olabilir. Kanat oyun kurucu bakacağım. Çünkü gerçekten tamamen rakibin düzenini de bozar. Yani ikinci yarı öyle bir değişiklikle başlasak veya 30'da 35-40'da maç kötü giderken 50-60'da rakibin defansif dengesi de bozuluyor. Ve sağ kanat
Bizim için tamamen bir koridor haline gelebiliyor. Monstra. Gonzalo Martinez. Bir dahaki bölümü de Frankfurt maçıyla açarız artık. İnşallah 3 puan alırız. Yalnız Pacoa çok kötü. Lig sonuncusu, yani Şampiyonlar Ligi sonuncusu. İlk başta çok rahat kazanmıştık 2-0. İnşallah bunu da yeneriz diye umut ediyorum bu maçı da. Atiba 6 ay sözleşmesi bitsin Atiba. Personel olarak sözleşme önereceğim, kabul ederse kalsın. Mırmiç çok iyi bir kaleci antrenörü ha. Sözleşme önerelim. Şeref Çiçek bu adam olmazsa olmaz abi. Her ne kadar özellikleri şey de olsa Şeref Çiçek Beşiktaş'ın efsane isimlerindendir. Tamam, abarttım biraz. Rico, Medel, Tolgay. Gene bu üçlüyle çıkacağım. Babel, Podence, Negredo. Ya tam forvet hücum babacım ya. Wagner, Love'la çıkacağım bu maçı. Fiziksel olarak oldukça eksikliği var Wagner, Love'ın ama. Umarım 3 puanı almamıza katkı sağlar Wagner Love ve konuk ekibin vuruşuyla maça başladık. Tolgay, Rico, Medel. Yani nasıl bir pas seçeneği, nasıl bir şey? Walter Gonzalez mi lan bu golcü? Boy saldırırım ben Walter Gonzalez. Aynen. Galatasaray kariyerinde oynamıştık. Olimpiya'dan kiralık. Medel. Rico. 1-0 maça başlıyoruz. 4,5. dakika. Rico gibi bir tane daha adam alacağım. Yani orta sahada pek çok rol oynayabilen işte Mezzala, Ikuyen'in orta saha, Dinamo bu tarz roller oynayabilecek adamları toplamam lazım benim. Medel de mesela çok güçlü bir adam ama işte Dinamo rolünü orta sahanın göbek çizgisindeki rolleri beçiremiyor. O da yaşlanmış, 33 yaşındaymış ya. Honda, ooo Rico. Hadi Rico be. Lan o kadar övdük seni, alsana o topu. Onda efsane bir top Fabri'ye. Yalnız Medel sakatlık geçirdi galiba. Kondisyonu çok düştü. Yalnız ne top attı Babel'e kaleci. Olgay. Rico. At kanada. Podence. Lan bırak bekin önüne be. Neyse. Medel. Olgay. Harika bir top. Lukaku. Kontrol. Rico ikinci vuruş. Ulan ne oldu orada? Direkten mi döndü? Kaleci mi? Ha pardon, Pepe'ymiş kondisyonu düşen. Pepe. Bu maçı çıkartacaksın abi. Başka yolun yok. Podence çok güzel ortaladı aslında. Tehlikeli noktaya. Wagner Love. Wagner Love böyle basit maçlarda oynayabileceğimiz bir oyuncu olabilir bence. Yani o rakip yarı alana çok rahat gireceğimiz maçlarda kilidi rahatlıkla açabilecek oyunculardan biri olabilir. Gökhan, Olgay, Babel. Koku geldi hemen yardımına. Babel ortaladı. Oğlum bu ortaları niye yapıyorsun bu kadar ya? Geriye çıkarsan Lukaku var. Dağlara taşlara orta yapıyorsun. Kim var orada vuracak? Nasıl azarladım adamı ya? Pepe, Rico, Jara, defans arkası Walter Gonzalez. Harika bir gol.
Walter Gonzalez'i ben listeme alayım baba. Walter Gonzalez Galatasaray'da oynamıştık. Rodrigo Aguirre, Walter Gonzalez. Medel. Medel sakatlandı. Dıt dıt dıt. Ecip'i atalım buraya. İki tane inatçı defansif orta sahamız varmış. Medel ve Necip. Hadi bakalım çocuklar, Pepe ile Klavan çok kötü oynuyor yalnız ha. Ya Rico, ne yapıyorsun Beriko be? Ne yapıyorsun Beriko be? Gökhan Gönül gerçekten yokları oynuyor ya. Jara, Walter Gonzalez. Ya adam nasıl bomboş bırakıyorsunuz ya? Zaten defans bu maç çok kötü oynuyordu abi ya. Ya 2-0'dan nasıl 2-2'ye gelir bu maç ya? İnanılır iş değil ya. Mezzala yapalım bari ya. Hadi bakalım. Hadi hadi. Hadi Kılavan. Güzel at. Güzel at. Güzel. Bekle baba. Ne olur vurma. Ne olur vurma. Ne olur vurma. Rico attı. 3-2 85. dakika. Kontradan atıyoruz. Lan nasıl vur işte. Böyle vuracaksın baba. Lan lan lan. Dur 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 dur. Müklen değil, standart. Topa sahip ol. Rakip ceza alanı paslaşarak gir. Daha az top sür. Hadi bakalım çocuklar. Vallahi hiç sağ sola gitmeyin. Defansif oyun kuruyoruz, savunma. Dinamo. Yani bizim için artık bunların hiçbir önemi yok. Hadi bakalım. Of, Honda ne toplan be. Abi ya yürüyün gidin, Allah belanızı vermesin ya. Honda kim ki o topu orada kontrol ediyor ya. Tek seferde. Cık. Allah Allah. Hayır abi devam. Aynı şekilde devam yani. Lan nasıl bir maç oğlum bu ya? Allah'tan Gonzalez'i alacağız dedik ha. 3 tane gol attı adam. Lan ne kadar enteresan bir maç oldu ya. Onda nasıl o kadar rahat top kontrolü yapabilir?
Neyse şimdi gruplarda puan durumuna bakalım. Bu oldukça değişik bir şeyler oldu. Lig kupa 20 puanımız var lan. Yensek 22 puan olacak. Lig lideri olacakmışız. Şuraya bak ya. Grup lideri olacaktık. Halen herkesin şansı var. Hala her şey bitmiş değil. Ben 2'de 2 yaparız. Biraz rahatlarız demiştim. Ama istediğimiz gibi olmadı. Süreleri gösterden şuradan sadece Şampiyonlar Ligi maçlarına bakalım. Şimdi son 3 maç kaldı. İkisini kendi evimde oynayacağım. Monaco deplasmanına gidiyoruz. Ceremio ve Malaga maçları var. Ben bu yönden biraz daha rahat hissediyorum kendimi. İki tane maçı kendi evimde oynayacağım için. Umarım bu maçları da kazanırım diye düşünüyorum. Hemen bir ilk puan durumuna da bir bakalım. Sezon öncesi bizi üçüncü bitireceğimiz şey pardon. Aynen. Üçüncü sırada. 5.50. Zaten ondan sonra 6-21 oran falan vermişler. Yani gerçekten. Ama gerçi şampiyon olmayabiliriz belki ligde ya. Bakalım. Kadronun ortalama yaşı 28'miş yalnız bizde ya. Onu biraz düşürmemiz lazım. Buradan turlar diyelim. 20 puanımız var. 9 maçta 5 gol yemişiz. 17 gol atmışız. En az gol yiyen ve en fazla gol atan takımı değiliz. Torino en az gol yemiş 4. Biz 5 gol yemişiz. Oldukça iyi gidiyoruz ligde ama daha 9 maç yapmışız. Ya bu ya Rabbi bu kadar maç yap yap sadece ligde 9 maç olsun. Neyse ligde de seri maçlara geçeceğiz diye düşünüyorum ben. Yeni bölümlerde görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.